Evet değerli arkadaşlar, Sönmez Ocak'ta 2022 yılının 7. 22'si bugün. İlk bal sahamına başlıyoruz. İlk katımızı aldık. Rabbime şükürler olsun. Bal hasadı güzel. Şöyle şuraya çeker misiniz hanımefendi? Gördüğünüz gibi değerli arkadaşlar, bal hasadımız mükemmel. Allah'a hamdolsun, gerçekten güzel bal yapmış aramız. 3 katlı bir ilavemiz bu. Birazdan çerçevemizi çekeceğiz. Bir çerçeve çekelim isterseniz. Hep birlikte. Önce aslında balı yalasın diye bekledim ama çünkü katı kaldırdığım zaman arılar balı araya yapmış. Şimdi onu sıyırırsam arılar ölecek. Ölmesin diye. Kendi ballarını yesinler diye biraz bekledim. Ama sizlere göstermek için videoda bir tane çerçevemizi çekeceğim şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir kere maşallah. Çerçeve yerinden kalkmıyor. Aramızda sakin inşallah. Aynı sakinliği gösterir. Şu çerçevemizi aynı zamanda alalım. Şimdi vurup duyuracağız. Yerimiz biraz dar. Of. Maşallah maşallah. Evet. Çekiyor musunuz son planı? Evet. Basal, gördüğünüz gibi bal hasadımız mükemmel. Ama almayacağım. Çünkü evet, alt kısmında yavru var. Biz bunu aldığımızda hemen salıp geri vermemiz gerekiyor. Onu da şu an müdahale edemeyeceğimize göre bunları haftaya alacağım. Şu an önce üstünü nasıl yapacağız şimdi? Şu balını bir yesin ya. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi 2022 balımız mükemmel. Gerçekten kaliteli bir bal yapmış arımız. Hatta buradan alalım bal. Üst katımızdan. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamen organik. Asla şeker katkısı yoktur. Maşallah. 3 kilo var. Gördüğünüz gibi. Bunu da şöyle koyalım. Sadece şöyle bir handikap var. Sırlamaya çok az kalmış. Bir hafta daha beklersek bütün ballar sırlamış olacak. Ondan kaynaklı şu anda bugün almayacağım bu balları. Bu balları haftaya alacağım. Sadece şöyle çeker misiniz son gram? Yakın çekerseniz arılarımız kendi ballarını kendileri yiyorlar şu anda. Zaten balın kalitesi buradan belli. Zaten arılarımızı Kastamonu'ya getirmiştik kestane balına. Orası yağmurlu geçti. Yağmurlu geçtiğinden dolayı ben orada bal hasadı az oldu. Ondan dolayı ben balı sağamadım. Direkt üstüne devam etti. Yani bu çiçek balı ile kestane balı karışık olacak. Yani güzel, aroması iyi, kaliteli bir bal olacak. İnşallah müşterimizle buluşturacağız. Evet değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi balımız süper sırlamış. Şöyle bakalım, nasıl çekebilirsin sanırım. Gerçekten mükemmel bir balımız var. Allah'a hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Kimse herkes derdi evlerin arasında bal yapmaz bu aralar. Gördüğünüz gibi yeter ki sen iste. Gördüğünüz gibi Allah vermiş. Gerçekten çok güzel bir bal var. Alıyoruz bu çerçevemizi. Fırçayı verir misin sanırım?
Evet. Havamıza koyacağız şimdi. Buraya doğru devamı çok güzel. Gelin bir çekin. Gördünüz mü? Aynı şekilde. Aramız mükemmel bir bal yapmış. Çekil canım, çekil. Arıya çok değer veriyoruz, öldürmüyoruz. Bir tane arıyla bizim için çok değerli. Yoksa normal şartları daha hızlı alabilirim bunu. Ama mümkün olduğu kadar zayiat vermeden. Maşallah yerinden kalkmıyor. Yavrum çekilsene. Dayanım. Bak buna. Şunu kurtarmam lazım oradan. Of maşallah maşallah. Allah nazardan saklasın. Şöyle gördüğünüz gibi mükemmel. Ortalama 3,5-4 kilo var. 4 kilo civarında. Bu arada Songül Hanım da arıcılığa başladı artık. Ona da sertifika vereceğiz. Böyle düzgün çeker misiniz? Songül Hanım. Elini kaç tane soktu şu anda? Evet, bu tarafından da ezmiyoruz bu arada. Ağzı biraz fazla açık kaldığı için arımız agresifleşti. Şöyle diğer peteğimizi de alıyoruz. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Biraz daha vurmam lazım. Çünkü elimden bayağı bir soktu. Eldivenle çalışamıyorum. Alırsam. Çünkü eldiven buralara girmesi biraz zor oluyor. Abi kalkmıyor ya. Gerçekten kalkmıyor. Yani altta öyle bir tutturmuş ki maşallah. Of bu maşallah. Bunda daha fazla. Bunda 4 kilodan fazladır bu. Bak bunda yavru var işte. Söylemek istediğim çalıştığım bu. Normal şartlarda bunu hemen sıvıp vermen gerekiyor buraya. Neyse bunu veririz. Sıcak olduğu için hemen bir şey olmaz. Evet. Şimdi ağzını açalım. Gördün mü? Songül Hanım gel. Şurayı çek. Şurayı alça ver bana kameraya. Kamerayı içine kadar indirelim. Görüyor musun yavru? Full yavru. Bundan dolayı diyorum. Bu yavrular çıktığı zaman yerine bal dolduracak. Bunları ya vurduğun zaman hemen arıya geri vermen gerekiyor. Şöyle manzarayı da alalım. Evet değerli arkadaşlar. Bal hazırlığımız gördüğünüz gibi güzel. Bu az ballı olan çerçevelerimizi şimdi aşağıya indireceğim. Alt kata indireceğim. Bu altı da bal yapmış bayağı. Onları bir arılar ezilmesin diye. Hatta şöyle balı biraz yalasınlar onlar. Ondan sonra diğer çerçevelere koyayım. Gördüğüm gibi arı agresifleşti. Yani normal şartlarda korna ağzını fazla açık bırakmaman gerekiyor.
bıraktığımda gördüğünüz gibi yağmacı oluyor dışarıdan. Yaralılar geliyor, saldırıyor. Yoksa aramız gayet sakindi. Bu çerçeveleri şimdi alta koysak artık arılara gidecek. Şöyle bakalım. Mesela bunun altında bir şey yok, bunu verebiliriz. Şeker kızım. Şeker izin mi? Evet. Bir tane bunu verdik. İnşallah haftaya da bunu da sırlaştırır. Yukarıdan çekiyorum. Sakin ol. Çerçeveyi de verelim aşağıya. Kafa. Çalışmalarının biraz iyi olacak. Burası dar. Bunu koyacağız ama aşağısı komple arı olduğu için ezilmemesi için bence kırığımızı vuracağız. Tamam. Evet değerli arkadaşlar, görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hayırlı günler diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Evet değerli arkadaşlar, 2022'nin almış olduğumuz ilk balı makineye vuruyoruz. Sonradan önce şuraya göster. Almış olduğumuz ballarımız gayet güzel. Sırrını buldum. Tepsi de aldık. Şöyle gösterir misiniz sonradan? Sırrını aldık. Makineyi de gösterelim. Bismillahirrahmanirrahim. İlk balımızı çevirmeye başlıyoruz inşallah. Görüyor musun sonradan nasıl çıktığını balım? Bu geçen sene zor dönüyordu makine. Babamın eli şişmişti ama gerçekten abimi tamir etti. Gerçekten şu anda görüyorsun çok hassas bir şekilde dönüyor. Balımız da gördüğün gibi yoğun bir şekilde akıyor altına şu an. Hava sıcak olduğundan dolayı burada da frenleme sistemi var. Çok hızlı çevirmemeniz gerekiyor bunu. Çok hızlı çevirdiğiniz zaman peteklerin göçmesine neden oluyor, bilginiz olsun. Şekilde şu ayar balı mı görmeye çalışıyorsun? Bal dibinde şu an göremezsin. Biraz yoğunlaşması lazım. Şu hızlılık iyi. Bundan daha fazla hızlı çevirdiğinizde bu peteklerin göçmesi neden olacaktır sıcakta. Bu şekilde maksimum 4 veya bilemediniz 5 dakika çevireceksiniz. 5 dakika sonra durdurup petekleri ters çevirip bir 5 dakika daha çevireceksiniz. Petekteki tüm ballarımız aşağı inmiş olacak. Şimdi göstereceğim, onu da göstereceğim. Gerçi biraz video uzun olacak ama bu şekilde. Bak görüyor musunuz şu anda maşallah bayağı bal biriktirdim. Yerimiz rahat. Serin. Şükür geçen sene Marmara Ereğisi'nde arsanın ortasında sağdık güneşin anında. Konteynerin üzerinde de çatı yoktu. Çok sıcaktı. Sauna gibi bir yerde. Ama şu anda gerçekten rahatız. Serin. Konteynerimiz üzerinde çünkü çatı var. Görüşmek üzere değerli arkadaşlar.